şu anda Türkiye'nin birçok yerinde bu. 15 Ekim Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği nedeniyle Bodrum Deniz Temiz Derneği TURMEPA Şubesi organize ettiği kıyı temizliği yapıldı. Etkinliğe TURMEPA üyeleriyle birlikte TED Bodrum Koleji ve Bodrum Uğur Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte veliler ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı. ABD'de Ocean Conservancy adlı sivil toplum kuruluşunun başlatıp yürütücülüğünü yaptığı ve 100'ün üzerinde ülkeden yüz binlerce gönüllünün katıldığı Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kampanyası tüm dünyayla eş zamanlı olarak Bodrum'da da yapıldı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bu konudaki duyarlılığı artırmak amacıyla sabah saatlerinde göçmen hareketinin yoğun olduğu Bites Koyu'nda temizlik çalışması yapan grup torbalarca çöpü kıyıdan topladı. Toplanan çöpler botu alınarak bölgeden götürüldü. Etkinlik hakkında basın mensuplarına bilgiler aktaran TURMEPA Derneği'nin Bodrum Şubesi Başkanı Yaman Olgaç şöyle dedi. Bugün ICC Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dediğimiz 15 Ekim bütün dünyada International Coastal Cleaning adı altında bilinçlendirme tabii amacıyla çocuklara yönelik bir etkinlik yapıyoruz. Biz de bunu Bites TURMEPA Deniz Temiz Derneği'nin Bites Şubesi olarak burada bugün uygulayacağız. Birkaç okulumuzdan 40-50 tane öğrenci geldi, veliler geldi, öğretmenler var. Hep beraber önce bunu niye yaptığımızı, niye çevrenin ve denizin kirlendiğini, niye kirlenmemesi gerektiğini, nasıl temizlenmemesi aslında gerektiğini uygulayarak, küçük bir gezi yaparak 15-20 dakikalık hem görerek hem de uygulayarak gerçekleştireceğiz. Önemli olan çocukların çevre bilincini, çevrenin ne olduğunu, ne olmadığını, kirliliğin nasıl oluştuğunu öğrenmeleri ve bunu ayrıca bir kılavuzla da ellerine şu anda verdiğimiz kılavuzla da yazılı hale getirip onlara göstermek istiyoruz. Tamamen bir bilinçlendirme çalışması. Temizlik bunun uygulama kısmı ve pratik kısmı. Bir bütün olarak bakıyoruz buna. İnşallah geçmişte de olduğu gibi hepsine faydası olacaktır diye düşünüyoruz. Deniz Temiz Derneği Genel Sekreteri Ethem Güzel Günse şunları kaydetti. Dünyada eş zamanlı olarak Uluslararası Kıyı Temizleme Günü TURMEPA himayesinde Türkiye'de yapılmakta. Bodrum Denizi Temiz Derneği şubesi olarak biz de bu etkinliğe katkı veriyoruz ve öğrencilerle birlikte kıyılarımızı temizliyoruz. Önemli olan bu denizlerin gelecek nesillere daha temiz ve bakımlı bir şekilde bırakılması gayretleri için gelen tüm gönüllere teşekkürler ediyorum. Etkinliğe destek veren TED Bodrum Koleji'nin psikolojik danışmanı Barış Aygener ise, TED Bodrum Koleji olarak böyle bir duyarlılığa katkıda bulunmak için geldiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı. Buradaki herkese verdiğimiz mesaj şu, biz temizlik görevlisi değiliz, buranın çöpünü toplayarak bitiremeyiz. Bu etkinliğe katılarak çevre, insan sağlığı konusunda katkıda bulunmak ve duyarlılığa hizmet etmek istiyoruz. Öğrencilerimizle beraber temiz bir dünya, temiz bir çevre özlemi içerisinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz. TED Bodrum Koleji Öğrenci Birliği Başkanı Efe Akarsu da TED Bodrum ailesi olarak bu projeyi destekliyoruz dedi. Ben Efe Akarsu, TED Bodrum Koleji Öğrenci Birliği Başkanıyım. Bütün TED Bodrum ailesi olarak biz de bu projeyi destekliyoruz. Bodrum Uğur Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bilge Kuralsa şu ifadelere yer verdi. Biz de bugün burada kıyılarımızın temizliği için destek veriyoruz. Bütün duyarlı okulları, duyarlı insanları bu etkinlik için her zaman bekliyoruz. Bugün beraber öğrencilerimizle güzel bir temizlik gerçekleştireceğiz. Ve umarım bu bütün herkese ders olur, bütün herkes kıyılarda olur, hep beraber temizlik yaparız. Bites Limanı'ndan 15 dakika yürüyerek Bites Koyu'na ulaşan grup koyda yaklaşık 1 saat temizlik yaptı. Çalılar arasında mültecilerden kalan şişeler, elbise, kartonlar, sigara izmaritleri ve diğer atık maddeleri torbalara dolduran öğrenciler temizlik ardından bölgeye getirilen kumanya ile karınlarını doyurdu. 60 tane köyler. Sırayla. İçeceğiniz de bak abi verecek. Evet, alan böyle devam etsin canım.
Bu bölgede çalılıkların altında ve kıyılarda biriken bu çöplerin maalesef mültecilerden kaynaklandığını biliyoruz diyen Yaman Olgaç şöyle dedi. Çünkü helikoptere sabah gezen sahil güvenlik helikopterine görünmemek için çalıların altında toplanıyorlar. Ve bütün yedikleri işlerini orada bırakıyorlar. Bunu kesinlikle bir suçlama amacıyla söylemiyorum. Bunlar ölümden kaçan insanlar, son derece çaresiz ve son derece en alt tabaka insanlar. Tabii ki bırakacaklar. Yani onların çöpten başka düşünecek çok şey var. Ama gerçek buradaki kirliliğin ana, bu BİTES sahilindeki ana temeli de bu hareket, bu göçmen hareketidir, kaçak hareketidir. Temizlik etkinliğine katılanlara Tur MEPA tarafından birer katılım sertifikası verildi. Teşekkür ederim.